21 Temmuz 2022 Cuma olmasın daha Perşembe. Perşembe günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Arkadaşlar hava çok sıcak. Vallahi üzerime yapışıyor. İşten geldim, yorgunum. Diyeceksiniz ki ulan bir hafta önce tatil yaptın, ne ara yoruldun falan diye. O ama bugünün yorgunluğu, iş yorgunluğu yani. Ondan sonra ben size bir şey diyecektim ama ne diyeceğimi unuttum ya. Neyse aklıma gelirse söylerim. Şimdi ben şunu da göstermek istiyorum size. Bu videonun sponsoru olan Samsung demeyi çok isterdim ama daha bir sponsor alabilecek kıvama gelmedik. Bu telefonumu niye gösteriyorum size? Bir hayırlı olsununuzu, bir maşallahınızı alırım yani. Benim bir telefonumun şu anda da hala eski telefonla çekiyorum bu arada. Niye olduğunu da söyleyeceğim. Telefonumun bir arızası vardı biliyorsunuz. İşte kulaklık çalışmıyordu. Ben sürekli hoparlörle konuşmam lazımdı. Bu da çok rahatsız edici. Bir de şarjı, ben yarım saatlik video çekiyorum. 4 kere şarj ediyorum. Yani 1,5 saate yayılıyor benim çekme sürem. 3,5 senelik bir telefondu zaten. Ama iyi bir telefon yani. Samsung S9. Bir 2-3 abi sponsor oldular. Katılımda bulundular. Sağ olsunlar. Onların da yardımıyla taksitle bir telefon, yani bu telefonu aldım. Kendilerine buradan ismen teşekkür etmek istiyordum ama kendilerinin muhtemelen istemeyeceğini, yani istemedikleri için ben isimlerini vermeyeceğim ama buradan gıyaben de olsa teşekkür edeceğim. Onlar zaten bunu seyredeceklerdir diye önemli olduğunu düşündüm yani. Şimdi bu Samsung iyidir, hoştur. Güzel bir telefondur ama bir sorun vardır. Şimdi bunun mikrofon girişi yok. Ben bugün bununla çekemiyorsam bunun mikrofon girişi yok. Ulan benim 250 dolarlık Rode marka mikrofonum var. Ben şimdi o mikrofonun kablosunu nereme takacağım? Ya bu teknoloji de, bu Samsung da işi puşluğa dökmüş. Yani istiyorlar ki buraya giren başka bir alet al. Ucu böyle mikrofona hani o girsin. Onun için de bir 30-40 euro para ver. Kulaklık takamazsın, illa kulaklığını alacaksın. Bluetooth kulaklık neyse. Bu nedir ya? İşte öyle. Yani şimdi memnun değilmiş gibi durmasın da. Hani içinizden diyen olabilir, memnun değilsen bize gönder telefonu falan diye. Ondan demedim yani. Benim serzenişim Samsung'a yani. Olur mu böyle şey kardeşim, o kadar para veriyoruz ya. Ben sesli gazeteye geçeyim. Hümmetinin lideri, bir önceki sesli gazetede bir haber vardı. Bu 9 günlük bayram tatili boyunca işte bu Osman Gazi Köprüsü ile Çanakkale Köprüsü mü ne, oradan geçişlerle övünüyordu. Bay Kemal gördün mü, 80 bin araç geçti yavrum ey filan diye. O övüne dursun, övünmesine rağmen devlet yine zarar etmiş çünkü o kadar cenabet adamlar. Bir tanesinde her şeye rağmen tutmamış. Yani o işte geçecek araç sayısı tutmamış. Şeyde de, Osman Gazi Köprüsü'nde de tutmuş. Garanti araç sayısı tuttu ama bu kez dolar vurdu. Dolar. Çok millisiniz. Niye o yüklenici firmaya, yapıcı firmaya dolar sözü veriyorsunuz? Artistler. Değil mi? Çok milli değil misiniz? Türk lirası kullanan vatandaşın. Ulan cebinde 2000 doları olan adamdan hesap sorar hale geldiniz yani. Dolar nasıl taşırsın ya? Türk lirası taşı falan diye. Yani yüklenici firmaya sen niye veriyorsun söz? Dolardır, eurodur, Türk lirası üzerinden ödeyeceğim de işine gelirse. Ha, öyle olmazsa tabii yapamazsın o köprüyü. O köprü yapmazsan, yaptıramazsan oradan komisyonunu alamazsın. Bu sefer de dolarla vurdu. Yani 150 milyon lira yine milletin cebinden tabii yani. Devletin kasasından haliyle milletin cebinden. Düşün bir de, bayramda zar zor tutturuluyor. Tutmuyor bile bu hesap. Yani normal günlerde ne kadar tutmadığını hayal bile ediyoruz artık. Hayal bile ediyoruz. Hümmetinin lideri artık rol çalmaya mı çalışıyor veya dünyaya işte biz görüyorsunuz nasıl diplomatik bir uğraş içerisindeyiz, dünyaya barış gelsin diye kendini pazarlamaya mı çalışıyor? Her şey olabilir. Rusya ile işte Putin'le filan şeyde, Tahran'da bir görüşme gerçekleşti. Artık dünyaya bakan yönüyle değil, kendi aralarındaki hesaplarını gidermişlerdir. Biz ne alacağız, ne vereceğiz, S-400'ler, şunlar bunlar filandır. Ne sonuç çıktı, ne sonuç çıkacak bilmiyorum. Çok da bir şey beklememek lazım. Ama her zaman olduğu gibi orada Bilaloğlan'ı görüyoruz. Bilaloğlan yine kadraja girmiş. Şimdi tabii insanlar sorguluyor, işte CHP'liler falan demiş. Yani bu hangi vasıfla ya?
Bu bir kabile devleti miyiz biz ya demiş. Evet, kabile devletiyiz lan. Kabile devleti olmamızın en büyük nişanesi işte Bilal Oğlan'ın her yerden çıkması. Bir de ben devletle çalışmıyorum. Benim restoranlarım var diyordu. Eşşi ol eşek. Tahran heyetinde yer almasına tepki hangi vasıfla kabile devleti miyiz diye sormuşlar. E şimdi kardeşim okullar kapalı değil mi? Bu salak oğlanı evde bıraksan evim evi yakar. Bir yere teslim de edemiyorsun. Bari yanında işe götürüyorsun, onun gibi düşün. Bak bir de bardağı dolu tarafından bakmak lazım. Şimdi bu adama bir görev verselerdi mesela, bir diplomatlık görevi verselerdi veya işte bir yerin büyükelçisi, bir yerin konsolosu falan olsaydı ve yine hiçbir şey yapmamasına rağmen devletten para alsaydı ve orada bulunsaydı daha mı iyiydi? En azından böyle işte babasının oğlu olduğu için orada olması devlete daha az zarar diye düşünüyorum yani. Bardağı dolu yönünden bakalım bence. Kabile devleti miyiz? Tabii ki kabile devletiyiz. Hümmetinin lideri zaten her ağzını açtığında kabile devleti olduğunu, ben burada her haber yaptığımda kabile devleti olduğunu zaten perçinleştiriyor bu. İşte şeker fabrikası açılacak, mesaj atılır, gelin oğlunu bir yere götürürsün filan. Bu da onun gibi bir şey. Niye öyle? Muğla'da yangın çıktı biliyorsunuz. Orman yangınları çıktı. Daha doğrusu Muğla'nın merkezinde değil. Diyor ki Muğla Belediyesi bunlar da yani bizde olmadığına göre zaten düşman. Bunları düşman belleyebiliriz. CHP'de galiba. Her yer yangın. Nerede senin itfaiyen arkadaş demiş. Yani o kadar kabile devleti ki yangının ormanlarda olduğunu, orman yangını olduğunu ve orman yangınlarına Orman Bakanlığı'nın baktığını bile bilemiyor. Belediye o meskun yani işte şehir içindeki yerleşim yerlerindeki yangına müdahale eder. Onu bile bilmiyor yani. Ok atacak ya. Çok seviyor onu. Hani belki de tamam öyle dahi olsa. Belki de belediyenin itfaiye araçlarının motorlarına kuş kaçmıştır. Ne biliyorsun? Yani sonuçta uçaklarınkine geçen sene senin Orman Bakanın söylüyordu uçakların kaçtığına, kuş kaçtığına inanıyorsun, motorlarına da itfaiyenin kuş kaçtığına mı inanmıyorsun? Demiş Nasrettin Hoca diye de bir hikaye vardı. Arkadaş odayı değiştirdim ya, yok böyle bir şey. Yukarıdaki çocuklar o parkenin üzerinde ellerinde meşe mi var, bilye mi var, bir oraya atıyorlar bir buraya atıyorlar. Lan anası babası da bir durun yapmayın aşağıya gürültü gidiyordur demiyor. Ya 15-16 kere başladım durdum başladım durdum. Ne zaman tam bir sessizlik oluyor başlıyorum. Sanki benim o kırmızı tuşa basmamı bekliyor. Çocuk nereden görüyorsa tekrar gürültü yapmaya başlıyor ya. Telefonum nerede lan? Gıcık oldum ya. Neyse zaten iki haber kalmış. Şimdi tam AKP Türkiye'sine özgü bir haber. AKP Türkiye'si biliyorsunuz artık bir suç, koca bir suç örgütü oldu. Neredeyse global ölçekli öyle diyebiliriz. Bu suç ve suçlular devletin en kılcallarına kadar sirayet etti, sindi artık bu adamlar AKP sayesinde. Suç ve suçlu olmadan bir iş olmuyor, yaptıramıyorsun zaten. Yapılan işte ya devleti zarara uğratmaya yönelik, ya insanın hayatına kastetmeye yönelik, ya linç etmeye yönelik filan. Yani öyle işler. Şimdi biz bu tür haberleri burada seyrek yapmıyoruz yani. Hani bu tür bir haberi 5 yılda bir yapsam normal dersin, olabilir yani, bir ülkede olabilecek bir şey. Lan ben bunları cımbızla aramıyorum bile. Yani en son haberi bir ay önce bile yapmamışız. Bu türde bir haberi bir önceki sesli gazetede 48 saat bile üzerinden geçmemiş yapmışız yani. Düşünün. Adana'da uyuşturucu çetesinin lideri, savcı, kuryeleri, polis çıktı. Ya biz polisin hani uyuşturucu ticaretine katılmasını, askerin işte o hani bu tip haberleri burada çok yaptık, yapıyoruz. Bunlara artık alıştık. Ya bunlara hatta kabullendik bile. Normalleşti bizim için. Ama AKP biz hep böyle bir şey normalleştiğinde bizim için karşımıza başka bir yenilikle çıkıyor adamlar ya. Yani bu sefer de içinde savcı var. Lan savcı. Ya kardeşim bu savcıya bir dur diyecek ülkede yürekli bir savcı yok mu? Yok. İşte en yürekli savcısı böyle uyuşturucu işiyle uğraşıyor yani. Şimdi ülkenin İçişleri Bakanı, ki biz bu yüzden Suç İşleri Bakanı diyoruz. Ulan o Suç İşleri Bakanı yani selfie çektirmediği bir çete lideri, bir uyuşturucu kaçakçısı yok, bir mafya babası yok. Yani adam selfie çektirmesi için olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi, adamın suçlu olmaz. Yani sokaktan geçen bir vatandaş
Fotoğraf çektirmeye tenezzül bile etmez ona yani. Suçlu değilsen niye seninle fotoğraf çektirsin? Onun en büyük çıban başı da saraydaki adam işte biliyorsunuz. O bütün suç işlerini yöneten, sen şu suçu işleyeceksin, sen şunu yapacaksın, sen devleti zarara uğratacaksın, sen nepotizm yap bilmem ne filan. Bunu da zaten o yapıyor, onun sayesinde oluyor bunlar. Hayır şimdi çok da ilişmemek lazım ya. Yani adamlar, üç polis, bir savcı bir araya gelmiş böyle küçük ölçekte bir ticarethane kurmuşlar. Şimdi ekonomi kötüye gidiyor, enflasyon %90 filan. Yani çok da büyük bir şey değil yani. Hani ülkedeki o suç dağının yanında ufacık bir tepecik gibi kalıyor yani bu. Şimdi bu da savcı bak. Yani savcı böyle yaparsa diyorsun da. Ama sonuçta savcı olmuş adam. Sonuçta soruları çalarak girmemiş ki. Soruları çalarak girmediyse mülakatla AKP kontenjanından girse bile o bir sorun değil yani. Ama en tehlikeleri o soruları çalan o parlak zekalı, hapse düşseler bile hapiste girdikleri işte KPSS üniversite sınavlarında falan yine dereceye giren, soru çaldığı iddia edilen, soru çaldığı suçu atılan o parlak çocuklar var ya, o mavi otobüs şeyini yapan, videosunu yapan falan onlar tabii. Sonra da adamlar gitmişler. Şimdi konuyla da alakası yok. Niye ben söylüyorum bunu? Nurettin Nebati'nin gözünden çıkan ışık gözü çıkasıca aydınlatmaya devam ediyor. Kişiye özel ışıklar aileyi aydınlatıyor, aile fertlerini. Öyle böyle ışık değil yani. Kerane spot. Öyle tabii. Bunun bir yeğeni varmış. Seyit Mahmut Nebati. Buna bir iş bulalım demişler. Nerede iş bulalım? Türk Hava Yolları'nda Damacana müdürü olsun demişler. Damacana müdürü, o kadro dolu demişler. Ne yapalım? Bunu ikram başkanı yapalım demişler. İkram. İkram başkanlığını buna ikram etmişler. Ya adamda şu da yok ha. Lan ben daha geldim buraya. Yani bir kaç aydır, 3 aydır, 5 aydır neyse 6 ay ne kadar oldu. Ya lan ben şimdi buraya bir yakınını sokuyor falan derler diye bir endişesi de yok yani. Onlar için o kadar normalleşmiş, o kadar pespayileşmiş. Devlet o kadar kendi malları. Adam ne diyordu işte? 6 ay sonra göreceksiniz ne olacak. Falan yapıyordu. İşte görüyoruz yani 6 ay sonra kimler mesut mutlu oluyor sayende. Mevlüt Çavuşescu. Bu Çavuşescu biliyorsunuz TSK Zaho'da bir yeri bombaladı. Orada 9 sivil öldü. Bununla alakalı bir açıklamada bulunmuş. Mevlüt Çavuşescu, TSK'dan aldığımız bilgiye göre, TSK'dan aldığımız bilgiye göre, Cihat Yaycı'dan aldığımız bilgiye göre, sağlam bilgiler var onda, onunla da başvuru ara sıra, sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır demiş. Tabii hiç olmamıştır, hiç. TSK'nın sivillere yönelik hiçbir saldırısı olmamıştır bugüne kadar yani. Hiç olduğunu gördünüz mü siz yani? Hiç yok yani, ben hiç hatırlamıyorum yani TSK, yani... Türkler aman dileğine kılıç çekmeyen bir millet yani. Kesinlikle olmamıştır. İnanırım. Müslüman yalan söyler mi ya? Bir de TSK'ya sormuş. Ya bilmiyorum ya, bir sorayım demiş. TSK'ya sormuş. Kime? İşte 15 Temmuz'un varlığını kabul ettirmeye çalışan adamlara. İşte savunma bakanı Hulusi Kokar'dır, şudur budur. E tabii ki yok, biz sivilleri öldürdük falan diyecek değiller yani bu adamlar. Yani şey de demiyorum yani, TSK bunu bilerek gitti yaptı falan demiyorum da, o kadar artık iş bilmez adamlar var ki subay, yani subaylık kriterinin yüzde bir tanesini, yani 100 tane olan subaylık kriterinden bir tanesini taşımayan adamlar, öyle koyarsan getirirsen yani olacağı bu yani. Sezgin Baran Korkmaz biliyorsunuz 10-15 gün önce Avusturya iade etmişti onu galiba Amerika'ya. Bu da tabii şeyin, AKP'nin tezgahından geçmişlerden bir tanesi. Uluslararası dolandırıcılık suçları falan, bayağı bir kalemde suçu var adamın. Adamın arkadaşlar şey, rüşvet verdiği herkesi sesli ve görüntülü kayda almış diye bir haber. Çok akıllıca ya. Yani çok akıllıca. Sedat Peker gibi konuştu, herkesi kayda almış. Bu da rüşvet verdiği herkesi sesli ve görüntülü kayda almış. Şimdi rüşvetin belgesi mi olur? Belgesi olmaz. Ama şimdi bir borç versen bile hani bir şahit tutun yani, bir şahit huzurunda işte borcu kim almış, kim vermiş, kaç para vermiş, yarın öbür gün adam yok sen verdin vermedin olmasın diye, adam da rüşvet verdiklerini
böyle kayıt altına almışım. Sonuçta bir sözleşme imzalayacak değil ya. Bence çok akıllıca. Bravo lan. Bakalım bekliyoruz ya. Yani. Bak bunların görüntüsü olur mesela. Ya bunların görüntülerine şey yaparız ya. Yani, bekleriz yani. Hiç sorun değil. Bakalım kimler çıkacak. Keşke çıksa birileri. Evet bitsin arkadaşlar Sesli Gazete. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.